Herkese merhaba. Bu derste CSS kuralı tanımlama ekranında bloktan devam edeceğim. Blokta word spacing kısmı sözcük boşlukları yani kelimelerin arasındaki boşlukları ayarlamanı sağlar. Siz buradan bir değer girip sağ tarafta değerin ölçüsü biçimince kelimelerin arasını açabilir ya da kelimeleri birbirine yaklaştırabilirsiniz. Letter spacing, word spacing'in daha ayrıntılısı yani harfler arası boşluk. Vertical align seçeneği öğelerinizi dikey olarak hizaladığı gibi üst simge, alt simge eklemenizi de sağlayabiliyor. Text indent girdi demek. Yani paragrafınızın ne kadar içeriden başlayacağını öyle söyleyelim. Hani bilirsiniz ya paragraflarda birinci satırlar daima içeriden başlar. Buradan da eğer birinci satırlarınız içeriden başlamasın ya da satırlarınızın iç kısmından başlamasını istiyorsanız buraya bir değer giriyorsunuz. Ona göre o paragraflar içeriden başlıyor. Whitespace'i geçiyorum. Display seçeneği mühim bir seçenek. Çünkü yazılardaki işte metnin gösterip gösterilmeyeceğini belirtir burada. None seçeneği özellikle bir metni yok edebilmek için oldukça ideal bir seçenek. Bir divi de yok edebilmek için ideal bir seçenek. Burada çeşitli seçenekler var. Inline block çok kullanılanlardan. Block da none seçeneği de bilindik seçenekler diyelim. Gelelim kutuya. Kutu seçeneği bizim için çok dikkat etmeniz gereken bir seçenek. Zira internet sitenizin tasarımını yaparken ilk başlarda tasarım esnasında o kutucukları div mi kullanırsınız artık bilmiyorum ama div tavsiye ediyoruz. Bunların ne kadar genişliğe sahip olacağına, ne kadar yüksekliğe sahip olacağına özellikle bakın burası çok önemli. Sol, sağ seçenekleriyle kaydır seçeneği. Özellikle arkadaşlar yazılarınızın, divlerinizin, resimlerinizin ya da aklınıza gelebilecek nesnelerin bulunduğu noktanın ne tarafına kaydırılacağını belirler. Çok kritik bir seçenek. Birçok insan bunu tam olarak kullanamadığı için web tasarımında zorluklar yaşıyor. Lütfen buraya dikkat edin. Clear seçeneği ise temizleme seçenekleri. Biz flood seçeneklerini kullandıktan sonra bazen herhangi yukarıdaki sıkıntı aşağılarda devam etmesin diye ya da yukarıdaki işlem aşağılara geçmesin diye temizlik seçeneğini kullanıyoruz. Böyle durumlarda bot seçiyoruz. Bunun haricinde gelelim padding ve margin seçeneklerine. Padding ve margin seçeneği birbirine oldukça karıştırılan seçenekler. Öncelikle size şunu belirteyim. Padding dediğimiz şey, şurada hemen ben bir resmini açayım. Padding dolgu anlamına geliyor. Yani var olan kutumuz bu. Padding dediğimiz şey de kutunun dolgu kısmı. Yani dışarıyla içte yazdığınız yazı arasında kalan kısım oluyor. Margin ise kenar boşluğu. Yani siz bunu bir mavi bir kutu olarak düşünün. Tamamen bunu bir parça olarak düşünün. Margin ise diğer nesnelerle olan aralığını ayarlamanızı sağlıyor. Ben bir tane örnek içinde anlatayım. Çünkü çok lazım olan mutlaka İşinizin düşeceği şeyler bunlar. Şuradan bir tane div oluşturayım ben. Yazarak oluşturayım. Kutu adında bir div oluşturdum. Şimdi bu kutu adındaki div'e ID'mizi veriyoruz. Genişlik 200, yükseklik 200 olsun. Uygulaya basalım. Buraya kadar işlem tamam. Şimdi işlemi durduruyorum. Deneme yazısıdır. Tekrar ilk kere tıkladım. Padding kısmına geliyorum. Padding kısmının daha demin size dolgu olduğunu ve kutunun iç kısmıyla yazı arasında kaldığını söylemiştim. Ben buradan padding'i 10px yapıyorum göze batsın diye. 10px şurada tümü için aynıyı seçtiğinizde diğer sağ, alt, sol kısımlarına birebir uygulanmakta. Uygulaya basıyorum. Gördüğünüz üzere her yönden 10 piksellik yukarıdan, soldan, aşağıdan ve sağdan 10 piksellik bir dolgu oluşturuldu. Tamam.
Margin'e geliyorum. Margin sizin nesnenizin diğer nesnelerle olan kenar boşluklarıdır. Dolayısıyla buraya 25 verdiğim zaman diğer nesneleri şunlar olarak farz edin. Gördüğünüz üzere etrafından 25 piksellik bir boşluk oluyor. Bunu biraz daha açıklayayım. Bir de rengini değiştirelim tam olsun. Arka plandan şöyle. Tamam, bastık. Tıkladığım anda 10 piksellik paddingin, yani dolgunun nasıl bir şey olduğu çok aşikar. Hatta ben onu bile 20 yapayım da o da belli olsun. 20px. Bu sefer buradan değiştiriyorum. 20 piksellik bir dolgu elde edildi. Margin ise nesnenizin diğer nesnelerle olan boşluğuydu. Ve bu noktada da 25 piksellik bir margin olduğu belli oldu.